döneminde, yani Safevi Devleti hükümranlığı dönemindeki Ermenilerden bahsetmemiz gerekiyor. Daha sonra Şah Ekber, yani Hindistan'daki süreçten ve Ermenilerin buradaki kolonileşme sürecinden bahsedilmesi gerekiyor. Daha sonra Madras grubu Ermenileri ve buradaki öne çıkan isimlerin kimler olduğundan ve faaliyetlerinden bahsedip bir değerlendirme kısmından oluşacak çalışmam. Şah Abbas döneminde Ermeniler. Öncelikle Şah Abbas dönemini baz alıyor olmam bu şu anlama gelmemeli. Ermeniler ve işte Hindistan arasındaki ilişki Şah Abbas dönemi itibariyle başlamıştır gibi bir algı oluşmamalı. Sadece Hindistan'daki sürecin etkileşimin başlangıç noktasının burası olduğunu düşündüğüm için buradan başlayarak bir sunum gerçekleştiriyorum. Yoksa ileride de bahsedeceğim üzere Ermeniler ve Hintliler ya da Hindistan arasındaki bağlantı çok daha eski dönemlere uzanmakta. Ve şöyle bir şeyden de bahsetmem lazım. İran'dan başlayan göç dalgasının Hindistan'daki Ermeni oluşumlarının başlangıcını sağladığı da bilinmesi gereken ayrı bir konu. Buradaki tabii geçişin şöyle de algılanması gerektiğini düşünmekteyim. Ticaret merkezleri bağlamında bir değişimden bahsediyoruz aslında. Önce Culfa, sonra Yeni Culfa, sonra Hindistan'daki farklı şehirlerde Ermenilerin ticaretinin yoğunlaşmasından bahsedeceğiz. Temel aslında anlatacağımız odak noktası bu. Şah Abbas 1587'de 17 yaşında tahta.